Milas ve Yatağandaki termik santrallerle kömür ocaklarının özelleştirilmesine karşı maden iş ve tesis sendikaları tarafından düzenlenen özelleştirmeye karşı emek ve bağımsızlık mitingine binlerce kişi katıldı. <laughs> saat 12'de Milas Şehir Stadyumunda toplanan işçiler daha sonra Atapark'a giderek özelleştirmeye karşı emek ve bağımsızlık mitingini başlattı. CHP, MHP, DYP, İşçi Partisi gibi siyasi partilerin yanı sıra onlarca sivil toplum kuruluşunun da desteklediği mitinge Muğla dışından Manisa, İzmir, Uşak, Afyon ve Denizli gibi birçok ilden destek geldi. Mitik meydanında CHP Muğla milletvekilleri Tolga Çandar ve Ömer Suha Aldan, MHP Muğla milletvekili Mehmet Erdoğan, Ege bölgesinin bazı CHP milletvekilleri, Dis Genel Başkanı Kani Beko, Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün'ün yanı sıra Bodrum'dan da CHP gençlik kolları üye ve bazı sivil toplum kuruluşları katıldı. Bunu en iyi bilen yatar, bilas, Yeniköy, Kederköy, enerji... Miting İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşuyla başladı. Mitingde bir konuşma yapan Maden İş Yatağan Şube Başkanı Süleyman Girgin, halkın desteğiyle haklı, meşru ve demokratik direnişimizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Emeğimiz, yarınlarımız ve ülkemiz için özelleştirmeye karşı emek ve bağımsızlık mitingine destek veren tüm emekçilerimize teşekkür ediyoruz dedi.